Evet. Yani adamlar bu ısrarlarını, Hakk'a karşı ısrarlarını öylesine hayatları boyunca dirençle, buna direnç demeyelim, inatla yaşamışlar ki Allah Azze ve Celle bunları biz dünyaya geri göndersek aynı inadı kaldığı yerden sürdürürler. Bunların cehennemin kıyısında söyledikleri bu söz aslında önceden gizledikleri bir sözdür. Yani bilmedikleri, daha yeni öğrendikleri bir şey değil. Bel bedâ lehum mâ kânû yuhfûne min qablû. Önceden gizledikleri, gizleyip durdukları bir şey. Hak olduğunu biliyorlardı. Bununla karşılaşacaklarını da biliyorlardı. Şimdiki ah vah etmeleri aslında önceden içlerinde zaten var olan bir şeydi. Demek ki işte kâdibin hali bu. Yalancının hali. İşte kafirin hali bu. Üzerini örten kişinin hali. Bunların bu durumları sadakatten o kadar uzak ki, bunların bu durumları hakikatten o kadar uzak ki, Cenab-ı Hak bunları bütün yaşamları boyunca Hakk'ın üzerini örtmeye çalışan, Hakk'ı hep sağa sola çekip eğriltmeye çalışan, kendisiyle hiçbir zaman barışık olmayan kimseler olarak önümüze çıkarıyor. Öte yandan müminler kendi iç huzurlarına sahip. Çünkü kendi içleriyle barışıklar, asla kestiremedikleri, akredemedikleri bir şeye eyvallah etmiyorlar. Asla yaş tahtaya ayak basmıyorlar. Velev ki Allah'ın dininde, elçisinden yahut Rabbinin bizatihi kendisinden öğrendikleri bir şey eğer akıllarına yatmazsa, şekke düşerlerse bunu bile sineye çekmiyorlar. Açıkça başkalarına soruyorlar. Bunu anlamaya, öğrenmeye. Rabbimizin sözü elbette doğrudur. Ama belli ki bizim dağarcığımızda eksik bilgilerimiz var. Şunu bir iyice öğrenelim de bu şek zahir olsun, bu şüpheden kurtulalım diye gayret içerisine giriyorlar. وَاِنْ كُنْتَ ف۪ي شَكِّمْ مِمَّا اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ فَاسْأَلْ diyor Cenab-ı Hak. Eğer şek üzereysen sana indirdiklerimiz hakkında, o zaman sor. فَاسْأَلِ الَّذ۪ينَ يَقْرَعُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ. Bu kadar sadakat temiz yaşanıyor kendi işlerinde. Bu kadar ihlaslı adımlar atıyorlar. Hiçbir noktada sadakatten ayrılmıyorlar. Anladın mı? Bazen sınıfta oluyor böyle. Bir kere anlatıyorsunuz. Anladınız mı? İlk etapta bazıları söylüyor. Hocam anlamadık, anlamadık. İkinciyi anlatıyorsunuz. Ben inanıyorum ki hala birkaç kişi kalmıştır. Bazen gözlerinden bile belli ediyor kendisini. Evet, anladınız mı? Anladık. Dönüp özellikle gözünden anlamadığını teşhis ettiğine gidip sen de anladın mı? Anladım hocam. Yani o esnada bazen insan ya şu anda çocuk ortam baskısını düşünerek hala anlamadığı, en son anlayan o gibi bir duruma düşmemek için, bu da tabii küçük düşürücü bir şey. Çocuk onu da tahmin edebiliyor. Belli ki o içinde diyor ki evde arkadaşa sorarım, yolda birine sorarım veya neyse bir şekilde başka yerde bunun çaresine bakayım. Ben burada bunu anlamadım ama bir kez daha anlamadım diyecek mecalim yok. Bu an itibariyle çocuk kendisini yalanlamaya başladı. Allah'ın elçisi doğruluğu o denli üst bir noktada o kadar temiz, o kadar saf insanlara öğretmişti ki rüyalarınızda bile kendinizi yalanlamayın diyordu. Gözlerinize yalan söyletmeyin. Yani ben rüyamda şöyle gördüm diyor. Ama aslında öyle bir şey görmemiş. Ve bunu basit sayıyor. Yani zaten gerçek bir hayattan söylemiyorum ki diyor. Olmayan bir şeyden söylüyorum. Ha öyle ha böyle. Belki bu deneyim çoğumuzun başından da geçmiş olabilir. Böyle hafif de ele almış olabiliriz. Ama Allah'ın elçisi yalana en küçük noktada bile başvurmanın kişiyi bir adım sonra facir olmaya, fasık olmaya ve neticede kafir olmaya ve sonuçta cehenneme vardıracak bir süreci tetikleyebileceğini söylüyor. İyyâkum vel kezib. Siz olun, yalandan uzak durun diye sıkı sıkıya tembih ettiği husus o. Ne anladıysanız onu söyleyin. Ne gördü bu işte sadakat bu. Ne anladıysan onu söyle. Ne gördüysen onu söyle. Ne duyduysan onu söyle. Yani içinde ne varsa dışına da onu yansıt.